Selamlar arkadaşlar. Gittigidiyor.com'da N11'den sonra nesatları.com'a eklendi. Biliyorsunuz biz sıfırdan satış serisi yapıyorduk. Bu sırada Çin yeni yıl tatiline girdi. Çin yeni yıl tatili. Biz de bu arayı Gittigidiyor tarafını tamamlamak için kullandık. Şimdi sizlerle hızlıca bir Gittigidiyor üzerinden nasıl analiz yapabiliriz? N11'den ne gibi farklılıklar var? Ona bakacağız. Aslına bakarsanız Gittigidiyor teknik olarak analizi daha kolay olan bir platform. Bunun sebebi Gittigidiyor'un satışlarını kendi platformu üzerinde göstermesi. Yani neden bahsediyorsun derseniz. Şimdi örneğin mesela çok satan ürün tiplerinden bir tanesine girelim. Örneğin bebek bezi. Şimdi bu ürünlerde arkadaşlar Gittigidiyor bana aslında her üründe Gittigidiyor ne kadar satıldığını gösteriyor. Mesela bu çok iyi bir örnek olmadı aslında. 5 tane ürün stokta bir adet satılmış. Farklı bir ürüne bakalım. Ben 1564 adet satılmış. Benim burada bilmediğim şey ne? Bu 1564 adet ne kadar zamanda satılmış? Yani bu 20 günlük satış mı, 5 günlük satış mı, 1 aylık satış mı? Şimdi bunun mantığı aslında oldukça basit. Nasıl derseniz, siz eğer bu ürünü takip ederken bugün bunun satış sayısına bakarsanız ve 24 saat sonra tekrar gelip bu ürünün satış sayısına bakarsanız aslında bu ürünün günlük satış miktarını buradan yakalamış oluyorsunuz. Bu işin kolay tarafı. Zor tarafı tabii ki bunu on binlerce, yüz binlerce ürüne yapabilmek. Şimdi bunu her ürüne yapabildiğiniz takdirde aslında sizin elinizde ürünleri analiz edebileceğiniz bir veri tabanı oluşmuş oluyor. Şimdi dönüyorum nesatılır.com'a. Yani ne manada? Şimdi diyelim ki ben bebek anne kategorisinde bakalım. Minimum fiyat olarak 20 TL ile maksimum fiyat örneğin 60 TL arasında aylık minimum satışı 300 olan ya da 399 olan ürünleri bana getirdiğim zaman bu fiyat kriterleri arasında şimdi şuradan satışına günlük satışlarını takip ede de mesela diyelim 10 günlük satışını takip ettiniz ya da bunun bir aylık gerçek satışını takip ettiniz. Artık satış tahminlerini ve satışını biliyorsunuz bunun. Yani buradaki sapma payı çok daha az aslında. Şimdi gitti gidiyor da arkadaşlar diğer platformlardan farklı olarak farklı olan bir kısım var. O da ilanların satışa kapatılabiliyor olması ya da kapanıyor olması belli bir süre sonra. Aslında bizim veri tabanındaki güzel yanlardan biri de bu. Ürünler satışa kapanmış olsa dahi biz burada onu yakalayabiliyoruz. Her ne kadar normal kullanıcı onu arattığı zaman karşısına çıkmasa da. Buradan mesela şunu görebiliyoruz. Şu Molfik bezi, bebek bezi 44.000 TL'lik satışa sahip ayda. Fakat baktığınız zaman aslında bu ürün şu anda satışa kapalı. Tabii ki her ürün satışa kapalı diye bir şey yok. Örneğin şu ürün. Neyi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu ürün şu anda satışa açık. 286 adet satış yapmış bu ürün. Bu ürün 286 adet satışın geçmişine bak derseniz buradan satış geçmişini görüyorsunuz. Bakın bu Şubat'ın 3'ünde takibe başlamışız bunu. 22 ile başlamış. 45'e çıkmış. Yani 3 ile 5'i arasında 22 adet satmış. Sonrasında 45'ten 58'e çıkmış. 73'e çıkmış, bu şekilde gelmiş ve 3 Şubat'tan günümüze kadar 280 adede çıkmış. Bu aslında sizin için oldukça önemli bir bilgi. Çünkü bir kere şunu kontrol edebiliyorsunuz. Ya bunun burada satışları var ama bu arkadaş satışlarını hani bir anda toplu olarak mı yaptı? Yoksa bu kişinin düzgün bir satış grafiği var mı? Bu sizin için önemli çünkü hani bir anda satış yapan birisi ayda bir kere satış yapmış olsa, 500 tane satmış olsa, örneğin toplu birine sattı. Bu aslında bu kişinin düzenli bir satış grafiği olduğu anlamına gelmiyor ya da bu ürünün. Fakat buradan buradaki satış grafiklerini dahi kontrol edebiliyorsunuz. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki fiyatını gene kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatta değişiklik olmuş mu ona bakıyorsunuz. Bu şu anda sabit. Aynı zamanda gene Chrome uzantımızı çalıştırarak bu sayfadaki ürünleri ve ilgili ürünlerin bulunduğunuz sayfadaki analizlerini yapabilirsiniz. Yani mesela şöyle yapalım. Mikro kablo diyelim. Analiz programımızı çalıştırdığımızda arkadaşlar mikro kablonun tahmini satışları ve tahmini ciroları gelecek.
Şuradaki hesaplamaların hızı tabii ki sayfadan geri dönüşlerin hızıyla da alakalı. Dolayısıyla kimi durumlarda sizi biraz bekletebilir. Şu anda geldi. Örneğin şu ürünün 1280 TL tahmini cirosu olduğunu görüyoruz. Samsung USB kablo Galaxy serisi. Satış geçmişine de buradan baktığınızda gene web üzerinde de bu rakama nasıl ulaştığını, günlük olarak nasıl artıp azaldığını görebilirsiniz. Henüz arkadaşlar gitti gidiyor da dediğim gibi şurada beta yazıyor zaten. Ekleyeceğimiz birkaç ekstra özellik kaldı. Bu özelliklerden bir tanesi N11'de yaptığımız gibi şuraya net kısmını ekliyoruz. Net kısmını mana geliyor. Siz oraya bastığınız zaman otomatik olarak o kategoriye özel komisyonu düşüyor. Siz kargonuzu giriyorsunuz. KDV'ler düşüyor. Ona göre hesaplama yapıyor. Birkaç belki müşterilerimizden gelen istek doğrultusunda ek özellik de ekleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar şu an için gayet çalışan bir sisteme sahibiz. Şu bulunduğumuz günden itibaren 2 hafta boyunca daha beta sürecinde kalacak. O sırada testler yapılacak, eksikler tamamlanacak. Sonrasında hayatına devam edecek. Bundan sonra da arkadaşlar herhalde ekleyeceğimiz yeni platform hepsi burada olabilir. EPTT AVM olabilir. İsteklere, talebe göre devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.